Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa çalışmalarım bitti. Burada görebildiklerimi çıkan listemden, tablomdan çıkanları anlatmaya çalışacağım. Şanlıurfa son miting günüymüş bugün gördüğüm kadarıyla. Birinci koşu şartlı 3 dişiyle başlanıyor. Şartlı yarışlar kazanç bölgesi dediğim 5-6-12'yi gösterirken dişi yarış olması sürprize açık yarıştır. Burada önerim sürpriz bir at. Ferit'in bindiği Tuban Kama var. Kalite puanı yüksek çıkan bu safkan. Bunu kuponlarınızda bulundurmanız nasıl koşacak tahmin etmek zor bu atı. Ferit bindiği sebebi vardır. Sonra diğer atların 5-3-4 ve 10 nolu safkanlar. Bunlardan da iyi bir yarış gelebilir. Dikkat edin derim. Birinci koşu böyle geçiyorum. İkinci koşu handikap 16. Handikap 3 uzun mesafe, orta mesafenin üstü uzun mesafeye girer. Kilo vermiş safkanlar, son yarışı iyi olan safkanlar kazanır. 4 nolu safkanın kazanmaması için yarıştan çıkması gerekir. Bu safkan yarışın şartına uyan safkanın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Geçiyorum 3. koşu handikap 15. Burası da handikap 3. Bunlar handikap 1 olsa hafif kilolular daha net kazanırlar yarışlarını. Daha net ortada olurlar. Handikap 3 kısa mesafe, yukarıdaki atlar, kilolu atlar, onlar da devreye girer. Gene Ferit'in Çolpanlısı var. Çolpanlı'nın şartlı 5 kazandığını biliyoruz. Adana'da hatırlayın sonuncu attı. Bir dünya ganyanına gelmişti. Ferit gene bu ata biniyor. Koşarsa kazanır, bakın grubun üstünde olur bu at. Şu an için değil ama handikap düşürdü bu kazandığından sonra. Dikkat edin derim. 5. 2 nolu safkan. Bu safkan da kalite puanı yüksek olan bu safkan. 60 kilosuyla yarışta olması gereken diğer bir safkan. Önereceğim ters safkan. Yarışın hakkı olan safkan 11 nolu safkan. Bu kilo verir. Son üçüncülüğüyle grupta söz sahibi olması gerekir. Daha doğrusu yarışını kazanması gerekir. 11 mutlaka kuponlarınızda olsun. Daha sonra 4-1 görebildiğim 6-7 nolu safkanlar ki zor bir yarış arkadaşlar. Bu mesafelerde handikap yarışlar her zaman zordur. Böyle bilin. Kısa mesafelerin handikapları. Bir de handikap 3 olunca daha da zor olur. Patozlu yarışın favorisi. Bu atada ağırlık biner büyük bir ihtimal. Kazanır mı? Tabii ki kazanamıyor. At yarışı bu. Uzakta çeker ama. Benim gördüğüm bunlar. Geçiyorum. 4. koşu şartlı 4. Kazanç bölgesi atları ön planda olurlar. 4-2-1. Benim burada önerim 4-2 dişi safkan. Erkek safkanlardan. Ferit biniyor 3 nolu safkana. 5 rakibi çıkıyor. Bende kalite puanları yüksek. Bu iki safkanın dışında diğer işaretlediğim atları sırasıyla öneririm. 4-2-1-6-7 bütçeniz oranında. Bir de şunu sıklıkla söylerim. Kesinlikle ve kesinlikle bütçenizi geçmeyin, aşmayın. Hedef yaparsınız. 2 atı tek atarsınız. Ufak rakamlarla bir gün denk gelir. Her gün denk gelmez. Denk geldiği zaman da mutlu olursunuz. At yarışının mantığı budur. Kuponun mantığı budur. Yoksa yani her gün bir şeyler tutturan falanlar yalan söylüyorlar arkadaşlar. At yarışında öyle para kazanmak öyle kolay değildir. 1000 lira basıp 5000 alacaksın. İkili bulacaksın, çifte bulacaksın. Siz kandırmasınlar sizi, dikkat edin. Böyle şeyler olmaz. Diğer taraftan bir dünya kaybı vardır. Bir tanesini yakalar, ondan sonra reklam yapılır, yaparlar. Altılısını, beşlisini. Bunlar doğru değil. Geçiyorum burayı da. 5. koşu handikap 14, handikap 3, kilo vermiş safkanlar 12-11-13 yarışın şartına uyan safkanlardır. Bu erkek safkanlar son yarışları kötü olsa da yarışın şartından dolayı yazılması gerekir. Sırasıyla 4-6-2-7-3 diye giden sıralamam var. Handikap yarış gene bakın. Yani her sonucu açıktır. Gelmez gelmez öyle söyleyeyim. Hatta gelmez gelmez ya şu 55 kilolar da burada avantajlı koşarlar. Atladığım bir at 8 nolu safkan mesela. Bunların da kazanma ihtimalleri vardır. Yani şimdi görüyorum bunları. Birinci planda handikap yarışlarda kilo gelir. Kalite handikap puanı ikinci sıradadır. Şartlarda kalite, handikaplarda kilo her zaman söz sahibidir arkadaşlar. 6. koşudayız. 3 nolu safkan Necmi Altın. 19 kalite puanı, 35 handikap puanıyla son yarışını kazanmasıyla kazanması gerekir.
Nokta. Kazanmazsa ne olur? Erkek atlar 2-4. Sürpriz 5-9 gibi atlar mesela. Bakın onlar da. Zor ama kazanmazsa ortalık karışır. Dişi at 1-6. İkisi de dişi. O yüzden ben 3 derim. Kenara çekilirim bu yarışta. Geçiyorum 7. koşu. Handikap 16. Handikap 3. Orta mesafe. Kilo veren Safkan. Son yarışı iyi. Kalite puanı yüksek. Halil Parıldar. 3 nolu Safkan'ın kazanmasını beklerim. Kazanmazsa da yapacak bir şeyim yok. Tek olarak öneririm. Çok uygun bir Safkan. Yarışın şartına da uyan bu Safkan'ın kazanması gerekir bu grupta. Dr. House var. 8 nolu Safkan. Çok sürpriz durumda. 50 kilo avantajı bunda da var. Çok at yazan arkadaşlara bu atı atlamayın derim. Sürprize gelir bu Safkan. Adana'da başarılı yarışları olan bir Safkan'dı. Özünle koşar ki. Özünle aynı kiloyla koşardı bu Safkan mesela. Bu 63, bu 50 kilo. Aralarında 13 kilo değil, 23 kilo var. Öyle düşünün yani. O yüzden atlamayın derim. Tek kullanmayacaksanız Şutka'yı. Geçiyorum burayı da. 8. koşu. Şartlı 3 mücadele. Son koşu. Şartlı 3'lerde, şartlı 2'lerde arkadaşlar kazanç bölgesinde atları gelir tamam ama ummadık atlar böyle 0 puanlı atların da geldiğini çok görürüz. Ganyanlı atlar da gelir. Dururlar birden yarışa girerler ki kazanırlar. Şartlı 2, şartlı 3'ler böyledir. Son yarışları çok önemlidir gene de. Son 2 yarışlarına bakın. 8, 3, 4, 13 bu yarış şartına uyan Safkanlar. Ben yetmeyebilir derim. Bunları ön planda tutsam da 11, 7, 14, 12, 6, 15 gibi atlarda işaretini yaptım. Bütçeniz oranında değerlendirmenizi isterim. Kolay değil, zor yarışlardır. Bu bilgiyi tekrar aktarayım. Yani 17 nolu Safkan'ın gelmemesi için bunun da bir sebebi yok. Gelir yani. Böyle 1, 17. Burada hissetmeniz lazım. Kendi bilgilerinizi de ortaya koyup kendi hissiyatınızda da at yazmanız gerekiyor. Ganyanlı atların geldiği yarış atlarından bir tanesidir. Urfa, Şanlıurfa bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.